Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: teşavveru, müşavere ediniz. Kimle? Danışınız, akıl danışınız. Nasıl, iyi mi kötü mü? Yapsam ne dersiniz? Evet, nasihat istediği zaman, fikir istediği zaman Müslümana bildiğinizi aktarmak Müslümanın Müslümandaki görevlerinden, haklarındandır. İşte onun emri. Kimle muhasafa edeceğiz? Hiçbir şey bilmeyen adamla değil. Teşavveru el fukaha. Haram helalı, dini hükümleri iyi bilen fakihlerle, onlara danışınız, sorunuz. Mantığıma göre Müslüman'da bu yok, İslam'da bu yok. Her şeyin bir uzmanlığı var. Biz şu yaşa kadar durmadan hocalarına diz çöktük, bak kitap okuyoruz. Sen okuyabiliyor musun bunu arkadaş? Okuyamıyorsun. Ama senin yaptığın şeyi ben de yapamıyorum. Herkesin işi var, kabiliyeti var. Ha, Müslümanlar birbirlerine bildikleriyle yardım edecekler. Ben size bunları okuyacağım, görevimi yapacağım. Bunu okumazsam ayağım, ağzımı ateşten gem vuracak. Niye öğretmedin din kardeşlerine diye. Ama sen de bana soracaksın yani. Benim dediğimde hocaya soracaksın. Dinde hükümleri, haram helalı bilen adama soracaksın. Mantığına göre bu haram olmaz. Kimsin sen arkadaş? Haram helal bilecek tahsilin var mı? İhtisasın var mı? Bir insan her şeyi bilemez ki. Herkesin bir uzmanlık sahası var. Ha, fakihlerle sorunuz. İyi mi bu yaptım, haram mı helal mı? Fakihlere sorunuz. El fukaha. Onlarla oturup kalkınız. İlim sahibi adam Kur'an'a, sünnete kendini uydurmak zorundadır. Ben buradan konuşurken söylediklerimi yapmazsam لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmadığını niye söyledin? Sorguya çekecek Allah. Kur'an'da ayet bu. Onun için söylediğimi yapmak zorundayım. Yapmazsam hesap vereceğim çünkü. Ha, nasıl konuşulur? Nasıl oturulur? Nasıl yemek yenir? Nasıl su içilir? Bunları adam bilgisine göre tanzim eder. Bilgili adam. Sen de onun yanında olsan, kitap okumadan demek böyleymiş diye öğrenirsin. Oturup kalkmak böyle berekettir, şereftir. Dini bilgilerini öğrenmektir. Pratik olarak öğrenirsin. Gidip kitap okumadan adamın şeylerinden, fukaha ile oturup kalkınız. Ve de bir alim, bir fakih, evet, bin abidten şeytana daha şiddetlidir diyor. Cahil adamı şeytan çabuk kandırır. Ama alim adamı kolay kolay kandıramaz. Kolay kolay kandıramaz. Onun için bin tane adamı gürültüye getirir, hepsini kötülüğe itebilir ama alim adam bu Kur'an'da yok, bu hadiste yok diye şeytana kanmaz. Onun için bir tek alim bin şeytana bin abidten daha ağırdır diyor. Ondan korkar. Kandıramaz çünkü. Sen de böyle fakih olanlarla, ilmiyle amil alimlerle düş kalk. Onlarla otur kalk. Onlara sor, danış. Başka vel abidine, abidlerle namazını geçirmiyor, orucunu geçirmiyor, zekatını tam yapıyor, ibadetlerini tam yapıyor. Böyle adamlarla otur kalk. Evet, böyle atırsan ya ben de bu adam gibiyim, yarın öleceğim. Ölünce kabir var, sual var, mahşer var. Bunlar hatırlayacaksın. Ha, abid adamı görürsen bunları hatırlarsın. Abid adamlarla, fakih adamlarla otur kalk. Vela tamdu fihi hasa. Evet, şahsi fikirle amel etme. Şimdi bu hastalık var. Adamın mesleği farklı. Konatıma göre arkadaş haram olmaz. Kimsin sen arkadaş ya? 50 senedir burada dirsek çür diyor. Hala bir şey bildiğimi söyleyemem. Mümkün mü ya o insanın her şeyi bilmesi?
eksik var. Onun için kitabı koyuyoruz önümüze, bakıyoruz. Hiç adam hiç okumamış. Kanaatime göre bu niye haram olsun kardeşim? Yo deme arkadaş. Evet hadis okuyoruz. Kendi görüşünüzle hareket etmeyin, bilene sorun. Fakihlerle, alimler oturun kalkın, abidlerle düşün kalkın. Sizi böyle eksikliklerden korurlar. Evet, bir şey edersiniz. Kendi fikirlerinizi hareket ederseniz yanılırsınız. Evet, her şeyin bir mantığı var. Allah'ın koyduğu emirlerin de bir mantığı var. Bu mantık seninkine uymayabilir. Senin dünya nefsiz arzularına ters gelebilir. Onun bir faydası var ki Allah emretmiş. Hani senin mantığına ters gelebilir. Öyle geçen gün hanımefendi bir toplantıda geldi bana. Selam verdi, aldık herkesin içinde. Örtülmek dedi, gelenek değil mi dedi. Kendi açık. Yo dedim, Allah'ın emri. Ya dedi, evet dedim, Kur'an'da açık emir var dedim. Açık emir var. Gelenek olur mu? Hanımefendi. Kendi açık gelenek diyor. Herkes böyle örtülmek, kapanmak diyor. Gelenek mi diyor. Milletlerin adeti. Yok öyle şey yok. İslam'da her şey Allah'ın emrine, peygamberin emrine dayanır. Öyle ben yaptım da olmaz. Öyle diyor peygamber, bak kendi görüşünüzle hareket etmeyin. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Kur'an'da ayettir. Bilmediğinizi bilenlere, hem de nasıl bilenlere? Bildiğiyle amel eden. Ehli zikir bu demek. Adam namaz yok, abdest yok. Bilmiş. Yahudi de biliyor. İslami araştırmalar yapmış, o da biliyor. Ama Yahudi, ama Hristiyan, öyle oryantalist diyorlar onlara. Onlara değil, ilmiyle amil olanlara soracaksınız. Kanaatıma göre yok öyle şey. Bilene soracaksınız. Tabii insan her şeyi bilemez, onun için İslam'da sistem üstaz önünde örünür, icazet alınır, konuşmaya icazet verilir. Şimdi kime soracağız? Hanefi isek İmam-ı Azam'a soracağız. Onun şeyleri işte o açıklıyor hocalarımız. Şafiysen İmam Şafii'ye soracağım. Benim kanaatime göre diyemezsin. Hadi söyle yani. Özel kanaatinize göre şahsi fikirle amel etmeyin. Fukaha ile alimlerle oturun kalkın, onlara danışın. Abidlerle oturun kalkın. Şahsi fikrinizle iş yapmayın. Hazreti Ali. Evet. Radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki ya kultu ya Resulallah in nezele bina emrun, bize bir şey emir inse, bir şey ortaya çıksa, leyse fihi beyan emr ve la nehi, onun hakkında yasak veya caiz diye bir şey olmasa, ne diyelim? Feme te'muruna, ne emrediyorsun? Şahsı fikrinizde amel etmeyin Ali. Fukahaya sorun. Onlara danışın. Din işi böyle arkadaş. Bilmediğini bilene soracaksın. Allah'ın emri böyle. Allah'ın emri böyle. O zaman söylemiş bu hadisi. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bu hastalık mesele, herkes böyle diyor. Kardeşim ben kimsenin hakkını yemiyorum. Parayı iyi kazanıyorum. Çoluk çocuğum hakkını yemiyorum. Akşamları bir kadeh atıyorum, neşem buluyorum. Niye günah olsun? Yok arkadaş. İnnemel hamru vel meysru vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. İçki içmek şeytanın murdar pis işidir. Feştenvuhu. Derhal bırakın. Bu Allah'ın emri. Bir kadar zarar vermez diye kayıt var mı? Şimdi maalesef öyle diyor adam. Mantığıma göre ben kimsenin zarar vermiyorum kardeşim. Oturuyorum. Olmaz arkadaş. Müslümansan, müminsen bilene soracaksın. Onun dediğini tutacaksın. Kur'an'ı bilmiyorsan hükümlerini, tefsir okumadıysan bilene soracaksın. Peygamber için bilene soracaksın. Şimdi böyle hastalıklar var ki herkes kendi fetva vermeye kalkıyor. Öyle yapmayın diyor bak. Şahsi fikirle amel etmeyin. Bilene sorun. Alimlere sorun. Evet, düşüp kalktığınız adamlar da abid kişiler olsun.
buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.